Herkese merhabalar sevgili dostlar. 13 Temmuz Ankara yarış programı tahmin videosu ile sizlerle birlikteyiz. Perşembe gününün yarışları Ankara tahminleriyle sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Kocaeli tahminleri de kanalımızda mevcut. Onu da seyredebilirsiniz. Kocaeli'de de hem 7'li plase 3'lü ganyan verdik hem 6'lı ganyan verdik. 6'lı bir banko bir alternatif tekimiz var. İsteyen 2 teke çıkabilir. İsteyenler ise teklerden birisini atıp diğerini atmayarak da oyun yapabilirler. Ona göre bütün senaryoları konuştuk. Küçük kupon, orta ölçek bir kupon ve geniş kupon olmak üzere 3 farklı kupon yapabileceğiniz bir oyun sizlere verdik arkadaşlar. Evet, Ankara'da şimdi 2 altılı var biliyorsunuz ki 5 çim 4 kum yarışı olacak. Başlıyoruz. Saat 2'de ilk yarış Meydan 3 yaş taraflar 1400 kum pist yarışıyla birlikte. Çetincan Polat'la 1 numara Benekli ile başlayacağım arkadaşlar. Son 5 yarışında tabela yapan Safkan 12 güne ver en son ikinci oldu. Burada da benim ilk tercihim olacak. Hemen ardından Fatih Rüstem Bebek'le Demir Duran 2 numarayı önereceğim. Mertcan Çelik'le 4 numara Gecenin Gölgesi diyeceğim. Mehmet Akyavuz'la 7 numara Munzur. Müslüm Çelik'le 9 numara Öne Açık ve Özcan Yıldırım'la 10 numara Sağlam Can arkadaşlar. Bu ayakta fazla at yazmamız lazım. Onu ben size söyleyeyim arkadaşlar. Bu ayakta bu atlar bir arada yazılması lazım. Hatta belki Ekuri Koçerim de yazılabilir. Onu da belirteyim. Yani burada 1, 2, 4, 7, 9, 10 arkadaşlar. Burada en az 6 safkan yazmanızı öneriyorum. 1, 2, 4, 1, 2, 4, 9, hatta 7'yi söyledik. 1, 2, 4, 7, 9, 10 arkadaşlar. 1, 2, 4, 7, 9, 10, 6 safkan. İsteyen 6 numara Koçerim'i de yazıp 7 ata kadar da çıkabilirsiniz. İlk ayakta bu atların şansları birbirlerine çok yakın. Sağlam bir oyun yapmak açısından ben bunların hepsini bir arada yazmanızı tavsiye ediyorum. 6 at ya da 7 atla ilk ayağı sağlam geçelim derim. Merak etmeyin arkadaşlar, diğer ayaklarda zaten az yazacağımız koşular var, o yüzden hiç sorun değil. Şart 4 ikinci koşudayız. 4 yaşlı Araplar 2200 metrede çim pistte çıkacaklar arkadaşlar. Bu koşuda genel bir değerlendirme yapacağım. Önce 8 safkan var, 3 ekürü start oluyor burada. Hani 6 at koşuyormuş gibi yorumlayabiliriz aslında bakarsanız, 6'lı ganyan açısından, çünkü öyle bir durum teşkil ediyor biliyorsunuz ki bu. Şimdi bu koştaki tercihimiz ne olacak? Tabii ekürlerin birlikte koşması bir avantaj yaratabilir. Ancak ben burada bir de dikkatimiz çeken bir şey daha var. Mesela Hışman Çizik'in bineceği Safkan Kozluca'nın hiç galibiyet elde etmemiş olması ve hatta çim pistte 7'liğinin olması mesela burada biraz şaşırtıcı bir durum. Arkadaşlar ben buradaki tercihimi size şöyle söyleyeyim. Sultan Beşir 4 numara benim buradaki baş atım. Son çim yarışında kazandı. Burada tekrar çime çıkıyor. Ekürü olarak taktikle birlikte de yarışı kazanabilir. 4 numara Sultan Beşir ile başlıyorum. 2 yarıştır çimde kazandığı için 3 numara Milli Bey ve Al Zenginoğlu 2 numara benim buradaki tercihlerim olacak arkadaşlar. Ben burayı 4-3-2 şeklinde 3 safkanla geçeriz diye düşünüyorum. Risk almaya gerek var mı bilmiyorum. Yani risk alıp belki tek atan olur, 2 ata düşen olur. Orası tabii ki ayrı bir konu ama ben 3 atla da geçeriz diyorum. 4-3-2 3 atlı bir oyunla geçmenizi tavsiye ediyorum. 3. koşuya geldik. Kısa vade 6-3 yaşlı İngilizler 1200 metre çim pist yarışı arkadaşlar. 8 safkan var. Bir tanesi 230 gün arayla geliyor ve sadece bir yarış koşmuş bir isim. Yani burada galibiyet için koşacak 8 isimden birisini bu şekilde eledik bile diyebilirim. 7 numarayı da ben şahsen burada birazcık daha grubun altında buluyorum. Zaten handikap puanı da bunu gösteriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu koşuda benim favorim tabii ki Pipeline, 6 numara Müslüm Çelik'le birlikte start alan safkan 3 yarışları galibiyet elde ediyor olması ve bunun da yanı sıra bu safkanın arkadaşlar 1.11 derece görmüş olması bu mesafede bizim için yeterli olarak gözüküyor. 6 numara Pipeline benim favorimdir arkadaşlar. Bu koştaki rakibi 3 numara Mantın olacak. Mantın baktığımızda ayağın koşulunda start alan safkan 12 gün evvel ikincilik elde etti. O da bu mesafede etkili. Ben bu iki ismin birbirlerine kafa kafaya olduğu kanaatindeyim. Bu yüzden buraya 6-3 şeklinde 2 safkanla geçmenizi önereceğim. Diğer isimlerden at yazmak isteyen varsa 4 numara Prince of Darkness. Burada değerlendirmeye alabileceğiniz en ciddi isim arkadaşlar, onu söyleyeyim. Hem yine 1.11 derece görmüş olması hem de bu son dönemdeki performansı itibariyle. Mesela arkadaşlar 7 numara Private Number'ın da 1.11 derecesi var ama
Şimdi şöyle bir şey var. Bu yarışın 1-11 biteceği malum değil. 1-10'da bitebilir. Yani onu da söyleyeyim. Ve Private Number daha üst bir gruplaşı koşacak şimdi. Hani o yarışla bu yarış 1 olmuyor arkadaşlar. Burası bir kısa vade altı koşu. Onun için ben burada tercih etmedim. Baştan söylemiş olayım. Ben burada 6-3 diyorum. 2 safkan diyorum. 3. atlayacaklar. 4 numara Prince of Darkness'ı da değerlendirmeye alabilirler diyorum. Dördüncü koşuya geldim. 14 handikap 3 yaşlı İngilizler. 2100 metre kum pist yarışı olacak arkadaşlar. Bu koşuda 10 adet safkan start oluyor. Aynı zamanda ikinci altılı ilk ayağı olacak olan bir koşu burası. Evet arkadaşlar, benim buradaki ilk tercihim Hışman Çizikli Linard Hoca'nın 2 numara olacak. Daha sonra Touch of Color 3 numara Kurt Erik Ülüs safkan Fatih Rüstem Bebek göndereceğim. 16 gün evvel koşup kazanan bir isim Eren Aktu ile 4 numara Skipper diyeceğim. Bu 3 safkan ayrılmasın. Daha fazla at yazmak isteyen varsa bu koşuda arkadaşlar serbest bırakıyorum. Ben yine bu yarışıda 3 atla geçeriz diyorum. 2 3 4 3 safkanlı bir oyun önerim bulunmakta bu koşuda sizlere. Evet, 5. koşuya geldim. 17 handikap 4 yukarı Araplar 2000 metre kum pist yarışı olacak arkadaşlar. 12 adet safkanın start alacağı bir koşu bizleri bekliyor. Şimdi bu koşuda eğer bir favoriniz varsa yine tek atabileceğiniz türde bir yarış olduğunu düşünüyorum. Ama favoriniz varsa diye söylüyorum bunu. Ben bu yarışta arkadaşlar kazanma ihtimalini yüksek gördüğüm isimleri bir arada değerlendireceğim. Kimlerdir bu isimler? 2 numara Özakın arkadaşlar, 5 numara Beyaz Adam arkadaşlar. Bu iki isim birbirine çok yakın düzeyde görüyorum. Bu iki safkanı birlikte değerlendirmenin faydalı olacağı kanaatindeyim. Yine fazladan at yazmak isteyen varsa Gökhan Kocakaya ile 6 numara Başparmak ve 4 numara Fahrenheit burada değerlendirmeye alıp 4 ata kadar çıkabilirsiniz arkadaşlar. Bu koşudaki genel kanaatim bu yönde. Özakın ve Beyaz Adam'ın galibiyet şansını daha yüksek görüyorum. Ama 4 numara Fahrenheit, 6 numara Başparmak, belki bir ihtimal 1 numara Doğru Yiğit burada arkadaşlar yazılabilirler. 2 at veya en fazla 5 at şeklinde arkadaşlar oyun veriyorum ben burada sizlere. 6. koşuya geldik. Karacabey Tarım İşletmesi koşusu. Grup 2 3 yaşlı Araplar 1400 metrede çim pisti izleyeceğiz arkadaşlar safkanları. Burada 13 safkan start alacak arkadaşlar. Ciddi bir mücadele bizleri bekliyor. Çünkü burada yani bence galibiyetin adı belli ama sürpriz çıkar mı diye de bir içimde korku var açıkçası. Onu da söylemem lazım. Ama arkadaşlar bu koşu için ben sizlere favori gördüğüm safkanı tek olarak vereceğim. 13 numara Zincir Koparan Vedat Aviş ile birlikte 82 handikapıyla son çim yarışı ilk defa çıktığı çimde 32 gün evvel arkadaşlar ikinci olan safkan bu koşuda benim favori ve tekimdir arkadaşlar. Günün bankosu olarak ben tutacağım bu safkanı. 13 numara Zincir Koparan diyeceğim. En ciddi rakibi tabii ki yine handikap puanından da anlaşılacağı üzere 9 numara Kaşmir Tay Mehmet Kaya ile birlikte burada o da galibiyet için ciddi bir aday konumunda diyebiliriz. Bunun haricinde işte bunun haricinde bu iki atın haricinde bir at gelirse sürpriz olur arkadaşlar, onu söyleyeyim. Zannetmiyorum ama ben o yüzden de zaten 13 numara Zincir Koparan'ı tek verdim. Fazla detaya girmeye gerek yok burada çünkü tek attık, zaten tek attığımız atın da kalitesi ortada. 7. koşuya geldik. Kısa vade altı dişi 2 yaşlı İngilizler 1200 için pist yarışı. Arkadaşlar bu koşuda start alacak 9 adet safkan bulunmakta. Bu 9 safkan içerisinde Müslüm Çelik ile birlikte Miracle 2 numara benim favorimdir. Yanında Seher'in yeli 6 numara 3 yarışlık galibiyetiyle birlikte kesinlikle yazılması gereken bir safkan. 2 numara 6 numara daha sonrasında arkadaşlar 1 numara Bloom Dancer Gökhan Kocakaya ile birlikte bu atı da değerlendirmeye alıyorum. Burada yarış kazanmış olan arkadaşlar ve daha sonra hiç daha ekstradan bir yarış koşmamış olan 3 safkan var. Üçü de 23 gün evvel koştu kazandı. Bu safkanlar içerisinde Mertcan Çelik'le 53 kiloda Sempre Libera 9 numara İzzet Aksoy'un sahibi olduğu safkanı da değerlendirmeye alabileceğimizi belirtmek istiyorum. Ve yine arkadaşlar bir diğer isim burada. Aman dikkat diyeceğim. 1-12 derece gören bir diğer safkan İsyan Arzum 4 numara. Bu safkan da burada ciddi bir sürpriz yaratabilir. Birazcık göz ardı ediliyor ama Ercan Cankaya ile birlikte burada çok iyi bir yarış koşma ihtimali var bu safkanın da. Onu da yine kuponlarda değerlendirelim derim. 8. koşu 22 handikap 3 yukarı İngilizler 1900 çim pist yarışı. 18 gün evvel koştu kazandı Özcan Yıldırım'la. Queimada Grande 2 numara bu koşudaki favori safkanım olacak. Ve aynı zamanda arkadaşlar ikinci altılı için alternatif tek olarak
bırakabilirsiniz. Akıl Sözen'le Victory Weapon 5 numara. Gökhan Kocakaya'yla Rockstar 3 numara arkadaşlar. Burada rakiphanesine koyacağım isimler olacaklar diyebilirim. Burada biraz formsuz geliyor bu safkanlar. Yani hem bu iki safkan hem de diğer safkanlar Queima da Grande'ye kıyasla daha formsuz durumdalar. O yüzden Queima da Grande alternatif tek olabilir arkadaşlar. Bunu tekrardan belirtmiş olayım. Evet, 9. koşuya geldim. Son yarış meydan 3 yaşlı Araplar 1400 kum pist yarışı. Müslüm Çelik'le ve Emrah Sincan'la birlikte izleyeceğimiz Eküler Amansız Güç ve Cesur Fırtına. Bu safkanlar burada benim favorim. Özellikle tabii ki 2 numara Amansız Güç. Bu koşuda benim favorim. Hemen ardından Mehmet Kaya ile 10 numara Yaşar Soy diyeceğim. O da 9 gün evvel 3. olan safkan. Bu koşuda yine şans veriyorum. Gökhan Kocakaya ile Mir Asaf 7 numara. Bu koşuda yine beklentimin olduğu bir safkan. Bunun haricinde arkadaşlar bu koşuda şans vereceğim bir diğer isim daha var. Bir sürpriz yapmasını beklediğim bir safkan bulunmakta arkadaşlar bu koşuda. Onu da size söyleyeyim. Bilal Can 5 numara. Özcan Yıldırım bineceği safkan. 23 gün evvel ilk yarışı 7. olmuştu. İlk yarışı ben açıkçası idman gibi koştuğu kanaatindeyim. Yarış görmüş oldu safkan. Bu yarışta esas performansı izleyebiliriz. Can kardeşler orijinli olan bir safkan. Bu koşuda galibiyet şansı olabileceğini düşünüyorum. Değerlendirmeye alabiliriz. Evet arkadaşlar, bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. Diğer video yayında Kocaeli tahminleri izleyebilirsiniz. Dediğim gibi 7'li plase 3'lü ganyan ve 6'lı ganyan verdik. 6'lı da bir banko bir alternatif tek var Kocaeli'de. İzleyin derim. Videoyu beğenin, abone olun derim arkadaşlar. Ve katılı üyesi olarak da bize destek verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.